Kim acaba? Ne bileyim. Merhaba Sayman. Merhaba Ceren. Hasret evde mi? Evde, gelsene içeri. Ben Levent'i sevemedim Ceren. Yani aslında sevdim. Ama öyle değil işte. Ona aşık olmadım hiç. Aşksız da olmuyor. Yapamadım. O da bunu görmüş olacak ki evlenmeyelim dedi. O mu istedi ayrılmayı? Ben söyleyecektim. O benden önce söyledi. İkimizin ortak kararı diyelim. Bitti. Şimdi ne yapacaksın peki? Önce bu evden çıkacağım. Tekrar mahalleye dönmek istiyorum. Peki biz görüşmeye devam edecek miyiz? Biliyorsun ben kimseyi tanımıyorum burada. Hiç arkadaşım yok. Bir tek sen varsın anlaşabildiğim. Seninle görüşmeyi çok isterim Ceren. Ama bilmen gereken şeyler var. Yani ben sana karşı dürüst olmalıyım. Murat'la nasıl tanıştığımızı biliyorsun. Benim hocamdı, ben de onun öğrencisi. Sonra biz zamanla yakınlaştık. Ve ben onu sevdim. Hem de çok sevdim. Sanırım o da beni sevdi. Ama olmadı işte. Hep bir şey oldu, bir sorun çıktı. Ve ben onu çok sevmeme rağmen ondan uzaklaşmak zorunda kaldım. En son bahar olayında... Yani... Onları bir otelin balkonunda sarmaş dolaş gördüm. Sen olsan ne düşünürsün? O gece dünyam yıkıldı. Ve ben sırf Murat'a inat gittim Levent'in evlenme teklifini kabul ettim. Hasret. Lütfen. İzin ver, bitirmek istiyorum. Sonrasında Murat bana yanıldığımı, yanlış anladığımı, Bahar'la aralarında hiçbir şey olmadığını söyledi. Ben ona inanmadım. Onun doğru söylediğini anladığımdaysa çok geç olmuştu. Ben artık Levent'le nişanlıydım. Seni adada gördüğüm gün Murat'ı sonsuza kadar kaybettiğimi anladım. Sonrasını biliyorsun işte. Ben Levent'le gerçekten yapabilirim sandım. Ama yapamadım. Dedim ya, aşksız olmuyor. Murat'la ilgili de artık hiçbir umudum yok. Yani yanlış anlama. Sizin gerçekten evlenip mutlu olmanızı çok istiyorum. Ben sadece bütün bunları bilmen gerekir diye düşündüm. Hala benimle arkadaş kalmak istiyor musun? Bir şey söylemeyecek misin? Hasret. Bana biraz izin ver, bunu düşünmem lazım.